şimdi alanda muhabir arkadaşımız Mahmut. Tarih bölümünden akademisyen hoca Ahmet Ersoy ile bir röportaj gerçekleştirecek. Mahmut, beni duyabiliyor musun? Evet, duyabiliyorum Taha. Harika, sendeyiz Mahmut. Güney kampüste atmosfer nasıl? Güney kampüste bugün kapalı bir hava var. Ama akademisyenlerimiz her günkü gibi bugün de 52. günde eylemlerini devam ettiriyorlar. Bugün yanımda Ahmet Ersoy hocamız var. Onunla bir röportajımız olacak. Hocam, öncelikle kendinizi tanıtmanızı isteyebilir miyim? Bu okulda ne zamandır akademisyenlik yapıyorsunuz? Hangi bölümde? Tarih bölümündeyim ben. Ahmet Ersoy adım. 15 seneyi geçtim bu okulda. Epeydir buralardayım yani. Epeyce baharını kışını geçirmiş bir insanım. Evet, anlarım. Şimdi uzun zamandır, yani bugün 52. gündeyiz. Eylemler devam ediyor. Sizce bu eylemler yani nasıl gidiyor ve nasıl devam edecek? Kısaca bir görüşünüzü alabilir miyim? Yani herhalde hepimiz aynı hisler içerisindeyiz. Hani bir taraftan çok kırgınız, bir taraftan çok hani moralimizi etkileyecek çok kötü şeyler var. Ama diğer taraftan da çok hani sağlam ve doğru hissediyoruz. Çünkü çok haklı olduğumuzu biliyoruz. Tarihin doğru yakasında durduğumuzu biliyoruz. Sanıyorum bunun vermiş olduğu müthiş bir özgüven ve huzur var içimizde diğer taraftan. Ve özellikle ilk dönemlere göre, ben hocalar adına konuşayım en azından. Hani çok daha iyi ve organize şekilde ve birlikte şekilde gidebildiğimizi görüyorum. Hani daha ne tür tehditlerle karşılaşabiliriz, ona göre aramızda sürekli konuşup işte bir takım tartışmalar yapıyoruz. Öğrencilerle, mezunlarla da dirsek teması halinde birbirimizi tamamlayarak tabii ki bu bir şekilde direnişi beraber götürmek, sonuna kadar götürmek niyetindeyiz. Burada en ufak, kimsenin aklında en ufak bir tereddüt yok. Anladım. Evet, kesinlikle katılıyorum devam ettirme konusunda. Peki bu eylemler sizin akademik işlerinizi nasıl etkiledi? O konuda bir yorumunuzu alabilir miyim? Yani şimdi bizim normal buradaki gündelik işlerimiz ikiye ayrılıyor. Bir idari işlerimiz var, biliyorsunuz. Hatta üçe ayrılıyor. Bir şey kısmı var, ders verme kısmı var, eğitim kısmı var. Üçüncüsü de araştırmalarımız. Ders verme kısmını umarım aksatmadan götürmeye çalıştık gibi gözüküyor. Oradan çok taviz vermeye niyetimiz yok. Yani eğitim hakkı üzerinden ilerlediğimiz için. Evet. İdari işlerde bildiğiniz gibi şu anda bizim seçmiş olduğumuz kendi yatay örgütlenmemiz bazında yürüyen sistem yürümeye devam ediyor. Ve bizim başından beri en büyük amaçlarımızdan biri kendi komitelerimiz, yatay demokratik Boğaziçi'nin kendi idari örgütlenmesinden bir şekilde taviz vermeden bu işleyişi götürmek ve hani kendi gündemimizi de onun üzerinden şey yapabilmek, diri tutabilmek. Bu çok büyük bir mücadele gerektiriyor. Yani şurada yaptığımız hiçbir şey değil aslında. Bu sembolik bir eylem. Esas olay binaların içinde cereyan ediyor. Dolayısıyla hani biz kendi Boğaziçi'nin kendine has kurumsal kültürünü sürdürerek kendi seçilmiş üyelerimizle mümkün mertebe sistemi nasıl ayakta tutabiliriz? Öğrencileri en az nasıl mağdur edebiliriz? Ve bu duruma nasıl çözüm üretebiliriz gibi bunun arayışı içindeyiz. Bu çok çok ciddi, yani herkes 3 kişilik 4 kişilik çalışıyor şu anda bunun için. Üçüncü kısım bilimsel araştırmalar. Maalesef bunlar tabii ki ciddi hasar alıyor bu durumda. Yani benim geçen ay teslim etmem gereken bir makalem vardı ve hani bu olayların 1,5 ayını geçirdikten sonra pes ettim ve veremedim makaleyi. Yani ilk hasarımı almış oldum sonuçta. Eminim birçok arkadaşımız da aynı durumdalar. Bu hasarı maalesef göz önüne almış durumdayız ve bunun bir bedeli olacak. Ama sonuçta hani korumaya çalıştığımız okulun kendi hani prensipleri ve varlığı olduğu için tabii ki burada hani önceliklerimiz çok açık. Bir süre için akademik üretkenliğimiz yara alacak diye düşünüyorum. Evet, gerçekten özverinize saygı duyuyorum ben de.
bir öğrenci olarak da tecrübe ettiğimi söyleyebilirim açıkçası. Mahmut, bu kısımda canlı yayından gelen bir sorumuz var. Evet. İzleyicilerden bir sorumuz varmış hocam. Şimdi yakın zamanda gerçekleşen bu iki fakültenin açılmasına dair karar mekanizmasını merak ediyorlar. Hocamızın bu iki fakülte açılmasına dair bilgileri ve yorumlarını alabilir miyiz? Evet. Şu an bu yeni iki fakültenin açılmasıyla alakalı karar süreciyle alakalı bir soru geldi. Hı hı. Bu konuda bahsedebilir misiniz? Vallahi doğrusunu isterseniz biz de herhalde sizin kadar biliyoruz. Yani biz de basından öğrendik. Hani YÖK'ün bizi haberdar etmesi haftalar sonra oldu. Ve hani şu anda bildiğimiz İletişim Fakültesi ile ilgili bir gelişme yok. Ama şeyi işte Selami Kur'an isminde bir kişinin hukuk fakültesine dekan olarak atandığını biliyoruz. Ben görmedim. Hani bu insanlar çok ortalıkta görünmüyorlar biliyorsunuz. Ne Melih evet. Bulu'yu görüyoruz, ne bu Selami Bey'i görüyoruz. Bu hani sanıyorum ki bir ciddi tehdit hissettiklerinden değil, utandıkları içindir diye tahmin ediyorum. Gelip burada dolaşabilirler her hocanın, her idari personelin dolaştığı gibi. Ama hani buna cesaret edemiyor olmaları bile bir göstergedir. İnsan kendi atandığı okula polis ablukasında gelmez herhalde herhangi bir onurlu yönetici. Bunun ötesinde yani idari olarak söyleyebileceğim bir şey yok. Çünkü gerçekten biz de bilmiyoruz. Yani bu kurulan hukuk fakültesi nasıl işleyecek, oradaki alımlar nasıl yapılacak, kadrolar nasıl doldurulacak çok büyük bir tehdittir. Çok farklı şekillerde ilerleyebilir. Biz de teyakkuzla izliyoruz. Gerçekten söyleyebileceğim, gerçekten bilmediğim için söylemiyorum. Anladım. Söyleyemiyorum. Anlarım. Peki. O zaman bir sorumuz daha var mı ama? Bir sorumuz daha varmış. Onu da izin. Evet. Buyurun. Buyur Taha, dinliyorum. Yakın zamanda eski rektörümüz Üstün Ergüder ile ilgili bazı medyaya yansıyan durumlar oldu. Ahmet hocamız da kendisine destek metninin imzacılarından biri. Bu süreç nasıl gelişti? Bu süreçle ilgili söylemek istedikleri var mı? Yakın zamanda Üstün Ergüder ile alakalı bir imza olayı olmuş sanırım. Bununla evet. alakalı söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet, ben de imzaladım o metni. Aslında iki tane metin vardı. Bir tanesi sanıyorum 1450 kişiye falan ulaştı. Belki daha fazla en son aşamada. Yani Üstün Bey bu üniversiteyi bildiğimiz şekliyle var eden kişilerden birisi. Ve gayet hani kendi özgür iradesiyle ve iyi niyetiyle yapıcı olarak neler yapılabilir? Bu hasar nasıl giderilebilir? Onunla ilgili tabii ki bilgilerini paylaşıyor kamuoyuyla. Burada böyle bir bilgi paylaşımına, böyle bir hani bu kadar bilge bir insanın diyeyim, hani tecrübeli bir insanın bilgilerini, deneyimlerini paylaşmasının karşısına bir ülkenin İçişleri Bakanı'nın çıkıyor olması gerçekten hepimiz için utanç verici. Yani İçişleri Bakanı ne okuldaki atamalara, rektör yardımcılıklarına karışabilir, ne bu insanlara telefon edebilir, ne de müdahil olup tehdit edebilir. Öğrenciler de dahil tabii ki buna, öğrencilerin aileleri de dahil. Dolayısıyla hani verilen tepkinin hani çok büyük olması çok normal. Hem Üstün Bey'in kişiliğinden ötürü, hani bu okuldaki konumundan, bu okulun tarihi içindeki varlığından ötürü, hem de bu kadar çok bariz bir hani kanun dışılığı hiç olmayan, bu kadar bariz ve iyi niyetli bir davranışa karşı hükümet yetkililerinin gösterdiği tepkinin şeyinden dolayı, kabul edilmezliğinden dolayı bu kadar büyük bir tepki oluştu. Biz de sanıyorum bunu yeterince gösterebildik. Yek vücut olarak sadece Boğaziçi değil, bütün akademik camia Üstün Ergüder'in arkasında duruyor. Çok yanlış yapıyorlar bence. Yani Türkiye'nin dört bir yanında insanlar bu okula çocuklarını göndermek için can atıyorlar. Her kesimden ve Türkiye'nin her bölgesinden insan. Bu ortama zarar verecek herhangi bir davranış aslında o davranışı yapana büyük zarar veriyordur diye düşünüyorum. Bunu
iyi göstergelerinden bir tanesi. Mesela dün belki görmüşsünüzdür, Üstün Ergüder'le ilgili bir rektörler imza şeyi kampanyası da yapılmış ve Türkiye'de geçmiş dönemlerde rektörlük yapmış onlarca isim Üstün Ergüder'e destek mesajı yayınlamışlar. Bu da iyi bir göstergedir diye düşünüyorum. Evet, anladım. Çok teşekkür ederim hocam bilgilendirmelerinize, röportajımıza katıldığınız için, Boğaziçi TV'ye vermiş olduğunuz röportaj için. Çok kolaylıklar diliyorum ben de size. Çok teşekkür ederim. Bunun dışında izleyicilerimize eklemek istediğiniz bir şeyler, söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Vallahi herkes sağlam dursun, birbirine kenetlensin ondan sonra. Çünkü hani birbirimizden aldığımız destekle götürüyoruz bunu. Ama gerçekten hepiniz de görüyorsunuzdur, uluslararası anlamda da çok ciddi bir destek var. Hem kurumsal bazda hem hani kişisel bazda gerçekten her gün onlarca mesaj yağıyor. Ve en son mesela çok mu uzattım bilmiyorum ama şeyde bazı üniversitelerden, yabancı üniversitelerden arkadaşların bize geri dönüşlerinde şunu hissediyoruz. Hani sadece şey demiyorlar, ay biz size çok üzülüyoruz, hani çok kötü durumdasınız falan değil. Ya bizim de akademik özellikle ilgili dertlerimiz var. Amerika'daki birçok arkadaş mesela oradaki üniversitedeki ticarileşmenin akademik özellikliğe çok büyük bir darbe vurduğundan muzdaripler. Biz bunu sizinle konuşmak istiyoruz diyorlar. Dolayısıyla ben Boğaziçi'nde bu olanların tamam çok kötü falan ama yine de bir vesile olabileceğini düşünüyorum. Bu tip konuları kamuoyu gündeminde hem de uluslararası akademik kamuoyunda dile getirmemiz için. O yüzden moralimizi iyi tutmamız, beraber durmaya devam etmemiz lazım. Evet, kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkür ederim hocam tekrardan. Ben teşekkür ederim. O zaman evet, bugün 52. nöbetin 52. gününde Güney Kampüs'ten bildiriyorum. Ben Mahmut. Taha sendeyiz, buyur. Çok teşekkürler Mahmut. Harika bir röportaj oldu. Güney Kampüs Üstün Ergüder Meydanı'nda. Tarih bölümünden hocamız Ahmet Ersoy'la bilgilendirici bir röportaj yapmış oldu. Alandaki muhabir arkadaşımız Mahmut.